var. Evet, burada önemli olan borsada işlem gören madencilik şirketlerinin bu raporları yıl bazında güncellemesi bekleniyor. Ve burada biraz önce vurguladığımız şirketler bir maden sahası ekonomik değerini etkileyebilecek herhangi bir değişimi, dönüştürücü faktörlerin değişiklikleri derhal rapor etmelidir. İnsanları, yatırımcıları bilgilendirmelidir. Bu süreçten sonra çok hızlı bir şekilde doğal taş araştırmalarında özellikle UMRET kodu kapsamında artık iki sondaj, işte bir jeofizik vesaire değil, sahanın komple özellikle rezerv, renk, ton, desen değişikliklerini de dikkate alacak şekilde bir çalışmalar olması gerekiyor. Bu bağlamda dekapajımız ve ayrışmış kaya miktarlarımız da son derece önemli. Bunları önemsiyoruz. Bu raporlamada burada gördüğünüz gibi 6 farklı husus var. İşin jeoloji ve jeofizik tarafı, dekapajımız, malzeme kalitemiz, kalite desen sürekliliğimiz, yapısal unsurlarımız, hidrojeoloji, jeofizik, gelişmekte olan sahalarda neler yapıyoruz, olabilir mi, gelişebilir mi, zaman sınırı nedir, izin süresi nedir ki bu dönüştürücü faktörlerin en önemlilerinden birisidir. Diğer izinlerle ilgili kısıtlar ve kamu desteği ve bu noktada da MAPE'nin çok önemli çalışmaları var. Hem bu izin süreçleri olsun çünkü bu UMRET yolunda bunlar yapılırken bu izin süreçleri ve artık süreçleri de son derece önem arz ediyor. Bu tür madenlerin bankalarca desteklenmesi veyahut da borsaya açılması noktasında. Teknik çalışma, ocağa, ulaşım, tesis yeri, stok alanları, göller, çalışma planı vesaire. Çevresel etkiler çok önemli. Bunların değerlendirilmesi bizim için önemli, hassas noktalar. Diğer önemli market talebi nedir? Bunun ekonomisi nedir? Bunların mutlaka aslında sunum başlığının değerlemesiydi fakat kitapçıkta değerlendirilmesi olduğu için onun için bu şekilde yazdım. Aslında biz bunları nasıl değerliyoruz? Değerlerken de hangi parametreler devreye giriyor? Bizim için önemli olan bu. Rezervi nasıl değerlendireceğiz? Neye göre değerlendireceğiz? Hangi faktörleri koyacağız? Üretim maliyetimiz nedir? Satış maliyetimiz nedir? Nakliyemiz, kamulaştırma, yatırımın geri dönmesi, return of investment dediğimiz yatırım yapacağız, kaç yılda bize geri dönecek, nasıl pazarlayacak? Bunların hepsini UMRET kodlu raporda mutlaka olması gereken faktörlerimiz. Sosyal etkilerin çok önemli olduğunu söyledik. Görsel etkiler, kamulaştırma, toplumsal etkiler, arkeoloji vesaire, tarih eserler sahada var mı? Bunları da son derece önemsiyoruz. Ve burada Herdal ve diğerlerinin yaptığı bir çalışma var. Kalite ve işletilebilirlik akış değerleme. Aslında bu UMRET kodu çalışmaları içerisinde de bizim için çok önem arz eden bir konu. Renk, doku, kırık yoğunluğu, alterasyon özellikler. Zaten bunlar bizim desenimizi de etkileyen ilk üç parametre önemli şeyler. Ve bunlara bakıyoruz biz gerçekten. Ocağın devamlılığında karar verme sonucu. Aslında biz bunu UMRET koduyla ilgili rapor hazırlarken baştan da buna karar veriyoruz. Bunları belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda çalışmalarımızın da çok detaylı olması gerekiyor. Ki yatırımcılara da bizim doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Evet, kaynak ve rezerv tahmini önemli olduktan sonra daha sonraki süreçte biz malzemeleri ve diğer parametrelerle ilgili kararları veriyoruz. Karar veriyoruz, ocak işletiyoruz ve ocak işletme planı oluşturuyoruz. Ve ilk başta aslında evet kaybolsun madeni bir planlama yapıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi orada zaten kaynakta jeoloji mühendisleri devreye giriyor. Ama ne zaman ki orta vadeli planlama ve kısa vadeli planlamada yönetim ve yatırımla ilgili çalışmalarda ocak geliştirme yol haritasında risk değerlendirme ve yönetiminde maden mühendisliği disiplini ve daha sonra risk yönetiminde yine mühendislik jeolojisinin uzmanlık alanına giren konular ortaya çıkmaya çalışıyor. Ve daha sonra kısa vadeli planlamada da detaylı ocak planı ve üretim sırasında karşılaşılan problemlerin çözümüne doğru gidiyoruz. Bu doğal taş kaynak araştırmaları kapsamlı olmalı. Uzaktan algılama çalışmaları, buradan da bazı fotoğrafları Meta ile yürüttüğümüz bir ARGE projemiz var. Bilecik bölgesinde pilot bir projemiz var. Sayın Dayara Başkanımızla olduk, başkanlığında yürütüyoruz. Oradan da aldığımız takım çalışmalar var. Bu şekilde bu projeden aldım. Jeodezik çalışmalar, ne kadarlık bir alanda yapmalıyız, nasıl ilerletmeliyiz? Jeofizik yöntemler yine bizim yaptığımız projede, Meta ile projede şekillerini oradan aldım. Burada gördük ki jeofizik çalışmalar gerçekten bizi de çok yönlendiriyor. Birçok çalışmada ben şunu görüyorum, sadece sondajda. Ama bir kireç taşı sahasında, bir mermer sahasında, karstik boşluklar çok yoğun olduğu ortamlarda şunu sormak lazım. Sondaj doğru bir, sadece sondaj doğru bir yaklaşım mı? Değil. Mutlaka sahayı üç boyutlu da taramamız gerekiyor.
Ben sağlığı biraz insanlara benzetiyorum. Onlar da ki insanlarda nasıl bir araştırma yapıyorsak, körleme bir ameliyat yapmıyorsak, sahaya da ameliyat yapıyorsak veya da bir etkileşim yapıyorsak mutlaka bunu da anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar çok yatırım yapıyoruz. Pazar günü bir AVM olacağına gittik. 100 milyon tesis yatırımı yapılmış. Fakat dekapaj yüzünden bir türlü taşa ulaşamıyorlar. Birkaç yıldır üretim yapamıyorlar. Sürekli dekapaj alıyorlar. 50-60 metre dekapajı var. Ne bir sondaj ne bir jeofizik yapmış. Allah'tan çok kuvvetli bir şirket de bunu finanse edebiliyor. Bunları bilmeden körleme madencilik yaptığımızda onun sonucu jeolojik belirsizliklerle birlikte aslında ekonomik risk de büyük olmuş oluyor. Evet, bu şekillerde bizim Cebeci Maden Bölgesi projemizden baktığımız şekiller. Sahayı bir kere 3 boyutlu modellemeliyiz. Bu model içerisinde bütün unsurlarımızı yerleştirmeliyiz. Fakat bu modeli yaparken de sahanın jeolojik geçmişini de çok iyi anlamalıyız. Deformasyonlarını, saha nasıldır, geçmişteki dönemde neler yaşadık ve nasıl takip ediliyor. Bu da Portekiz'den arkadaşımız, bir profesör Luis Lopez ve ekibi tarafından yapılmış. Bakın burada Avrupa'da birçok bölgede, mermerin önemli olduğu bölgelerde sahalar global çalıştırılıyor. Yerel olarak değil. Dolayısıyla bu anlamda nerede ne var, neden hangi desenle karşılaşıyoruz bunu da anlamamız lazım ki aslında pazarı yönetirken ekip olarak da yönetmek gerekir. Sadece bir ocak olarak pazarı yönetemeyiz. Zaten üretimiz buna olanak vermez. Dolayısıyla bir bölgede bir mermer sahası varsa komple o bölgenin doğru jeolojik verilerle çalışılıp ondan sonra ocakların konumları o çalışma üzerinde yerleştirildiğinde biz desen ve renkteki değişimleri doğru algılayabiliriz. Bir iz element değişimi, bir yapıyı, bir doğruları vesaire anlayamazsak zaten yaptığımız proje doğru değildir. Bahadır Hocam da onay veriyor. Sizden de birkaç şekil aldım hocam. Doku ve desenin önemine de bakarsak yine uluslararası bir çalışmada burada gördüğümüz gibi doku değiştikçe farklı konular veyahut da taşın direnci değişebiliyor. İnsanlar taşa değer verirken, değerleme yaparken aslında davranışını da değerlendirmek istiyor. Durabilitesi zayıf olan bir taşı neden çok para verirsin? Yani bir şekilde bunun da değerlemesine bu tür özelliklerin de katılması gerekir. Bakın burada kristal boyutuna göre çok çalışmalar var. Ama biz herhangi bir sahada bu tür değerlemeleri yapacak bilgilere sahip değiliz. Aslında ilk başta da mesela mermercilerin çok uzak durduğu konu maden bölgeleri. Aslında maden bölgelerinde böyle çalışma yapıldığında detaylı bir veri olduğunda, doğru bir veri olduğunda çok rahat bir şekilde paylaşımlar gerçekleştirilebilir. Çünkü değerleme doğru temellere dayanarak yapılmış olur. Şimdi mesela bileşim ve dokuda önem. Yine biz jeologlar olarak çok önemsediğimiz bir konu. Mükemmel doku nedir? Uygun doku ne olmalıdır? İçindeki impüriteler veyahut da farklı mineraller bunun değerini nasıl etkiliyor? Veyahut da kötü bir yapı var, hiç bir yatırım yapmayalım. Bunu da düşünmemiz, tartışmamız gerekir. Burada gördüğünüz gibi değerli bir üründe herhangi bir impürite yok, efendim boşluklar yok, çatlaklar yok vesaire vesaire. Ama biz sahada doğru jeolojik çalışmalarla bunun nereye doğru değiştiğini de anlayabiliyoruz. İşin ehli jeoloji mühendisleri bunu zaten çok doğru bir şekilde görebiliyor. Yeter ki mermer üreticileri, maalesef burada çoğumuz yine biz jeologlarız, bunu anlayabilsin ve doğru süreci doğru yönetebilsin. Bu biraz daha detaylı işte neler yapılmalı, bunları nasıl anlayabilmeniz gerekirse sen çalışmayla birlikte bunları anlamamız gerekiyor. Ama doğru jeolojik çalışmalarla bunları biz yönetebiliyoruz. Şimdi tekrar OMRE koduna geldiğimizde biz şuna bakıyoruz. Sahayı değerlerken, saha istenen ölçüde ticari boyutlarda verebiliyor mu? Bloğun çeşitli şekillerde plaka kesilebilme özelliği nedir? Bunları da sorguluyoruz. Yatırımcı bunu sorgulaması gerekir. Dolayısıyla, hocam sizden de yararlandım bu parametreleri de sizin sunumunuzdan aldım. Bahadır hocamın da çok emeği var bu konuda. Bir yerde tekrar bundan sonra bir slide de size ait hocam. Blok boyutu, üretim kaybı, fabrikada üretim kaybı, renk desen, homojenitesini bozan ticari değerde kayıplar nelerdir? Bunların hepsini sorgulamamız gerekiyor da aslında bu da bizim mermer ocağımızın ticari değerini etkiliyor. Bu hocamızın sunumundan aldık. Neler var? İşte bunlar kaliteyi belirlerken, değerlerken kılcal su eksikleri var mı? İkinci parametrelerin özellikle plaka almada çok önemli olduğunu vurguladık. Bunlar kesilirken herhangi bir kırılmaya neden oluyor mu?
bant ve mercekler, folyasyonlar, folyasyon düzlemleri, mercekler. Bunlar birçok çalışmada da var. Hocamızın da çok çalışması var. Hazır başlarken bunu bilebilirim. Hocam sanki beraber anlatıyoruz gibi. Umrek koduna göre doğal taş arası mesela ortamda Stockholm'dan bu örneği aldık. Oralarda şey var, radyoaktif elementler var. Devlet nezdinde bu haritalama, genel haritalamalar yapılıp bu granit ocaklarında radyoaktivite nasıl değişiyor? Bunu da doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü bunu, biz bunu dünyaya pazarladığımız zaman ilk önce sorulacak sorulardan bir tanesi de budur. Sağlığa zararlı mı değil mi? O anlamda bunların da genel ölçek haritalanması gerekiyor. Hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalar ve riskler. Evet, bu da bizim kaynağımızı önemli oranda etkileyen, önemli bir unsur. Cebecik projenizden almıştık bir şekilde. Ve ölçülmüş doğal taş kaynak tahmini yaparken, daha güvenilir bir kaynak tahmini yaparken bizim bu çalışmalarımızı çok sık aralıklarla ve özellikle jeologların öngörüsüyle yönetmemiz gerekiyor. Biz çoğu sahaya gidiyoruz, kendi görüşlerine göre sondaj yerleri veriliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Önce jeolojik çalışmalarla, doğru jeofizik yöntemlerle, ki jeofizik yöntemler ortamda çalışıyor, çalışmak ona da bakmak lazım. Ondan sonra sondaj rotasyonu verip doğru yol almak, en doğru yok. Şimdi doğal taş rezervini etkileyen, kaynağı değil ama rezervini etkileyen parametrelerde jeoteknik çalışmalar. Yani biz ocağa basamak projesini yapmadan önce bir kere jeoteknik çalışmamızı yapmamız gerekir. Hangi eğimde, hangi yükseklikte bu şey durur? Dolayısıyla aslında benim bir sloganım var, MAPE'ye de çok söylüyorum Sayın Başkanım. Aslında her ocağa, agrega olsun, mermer olsun, diğer ocakları da söylüyorum. Mutlaka bir mühendislik jeolojisi, jeoteknik uzmanı olması gerekir. Nasıl biz şey diyoruz, madenlerde teknik nezaretçi var. İşte bu kazalar içinde mutlaka bir jeoteknik mühendislik jeolojisi, özellikle kalitede değişimi takip edecek bir jeoloji mühendisine teknik nezaretçi ihtiyaç var efendim. Bunu da sürekli her ortamda vurguluyorum. Bu da çok önemli. Evet, doğal taş rezervini etkileyen parametrelerde süreksizliklerde, çünkü biz basamağımızı vereceğiz. Soracaklar, rezerv ne kadar? Tabii bunu basamak projesine göre, alınacak taş miktarını o grup içerisindeki kaliteyi de vererek biz şu kadar taş üreteceksin, şu kaliteyi de üreteceksin ve şu şekilde pazarlayabilirsin. Bunun da yaklaşık değerlemesi budur dememiz gerekiyor fizibilite çalışmasında. Aksi takdirde insanlar buraya yatırım yapamaz. Evet, mühendislik, jeolojisi, jeoteknik araştırma Cebeci projesinden şekiller vermiştim. Yine burada gördüğünüz gibi bizim bu kesiti koymamız gerekiyor. Neresi alınacak? Altta kalan taş alınmıyor, üstteki alınacak. Doğal olarak bu bizim rezervimize etkiliyor. Bunu da anlatmamız gerekiyor. Ve bunun takibini sürekli aslında mermer ocaklarında, agrega ocak, bütün ocak, bütün açık işletmelerde izleme tekniklerini bile çalıştırıp sürekli jeoloji mühendisinin bunu izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Elbette bu konuda uzman maden mühendisleri vardı ama ben şunu söylüyorum, bu da bir uzmanlık alanıdır diye düşünüyorum. Evet. Doğal taş kalitesini etkileyen diğer faktörler bunların fiziksel mekanik özellikleri veyahut da durabilite özellikleridir. Kullanılacak ağırlıkla ilgili veyahut da pazarla ilgili bunların da araştırılması gerekiyor. Evet, UMREK koduna göre doğal taş kaynak araştırmaları yapılırken UMREK kodumuz var, web sayfamızda bu açıklanmış ve bu maddeler aynen UMREK kodunda da yazılmış durumda. Mesela bir granit türü taşlarda antlamlar nedir, hangi boyutlardadır, damarları nedir, mafik mineral konsantrasyonları, damarları, renk, doku, desen değişimleri hepsi bu kod raporda olmak zorunda. Bunları anlatmak durumundayız ki bu bizim pazarımızı etkileyecek, bu bizim üretimimizi etkileyecek, bu bizi yönlendirecek. Keza kireç taşlarında da aynı durum söz konusu. Bu da hepsi aslında karşımıza kusur veya desen olarak çıkıyor. Dolayısıyla ince damarları, çatlaklar, paylar, kalsit damarları, işte farklı impüriteler, renklenmeler, gözenekler, MTA çalışmasında şunu çok iyi görüyoruz, iz elementler rengi kontrol ediyor yani bunları bilmek lazım. Dolayısıyla UMREK kodlu çalışmada şeffaf bir şekilde, doğru bir şekilde bunların hepsinin aydınlatılması gerekiyor. Şimdi burada azaltma faktörleri var, bunlar çok önemli çünkü rezervde bizi etkiliyor, pazarlamasını da etkiliyor. Görünür rezervin belirlemesinde kullanılan azaltma faktörleri. Eklem fissür açıklığı faktörü, yüzde olarak eklem fissür ve boşluklar yüzünden üretimi yapılamayacak hacim yüzdesini ortaya çıkarmamız lazım. Karşılaşma faktörü diyoruz. Yüzde olarak karşılık boşlukların tahmini hacim yüzdesini koymamız lazım. Özellikle jeofizik çalışmalar bu noktada yapınca. Ayrışma faktörü ile bunun etkisini dekapajı ortaya koymamız gerekiyor. Kalite faktörü,
madencilik faktörü gibi unsurları da, bir de eklem faktörü, bunların hepsini UMRE kodlu raporumuzda koymamız gerekiyor. Evet, maden kaynağını ve maden rezerv raporlamasından önce muhtemel ürün özellikleri, piyasalara yakınlık ve genel ürün kazanabilirliği gibi temel özellikleri de göz önüne alarak yetkili kişi maden rezervleri ve maden kaynaklarına mevcut madencilik planı ya da belirlenmiş bir düzüm ürün ve piyasa varsayımları hedefleri çerçevesinde raporlanabilir. Satılabilir veya kullanılabilir ürünün rapor edildiği her durumda neyi bildirildiği konusunda okuyucunun tam olarak bilgi sahibi olmasını sağlayacak bir açıklamanın da mutlaka bu raporda olması gerekir. Ayrıca birinci olarak kullanılabilecek ürünlerin